İyi akşamlar efendim. Bütün izleyicilerimizi en kalbi, sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Farklı Bakış'a bu haftada hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamından daha merhabalar. Efendim geçtiğimiz hafta itibariyle bundan böyle her yıl Mevlid gecesini de içine alacak şekilde kutlanacak olan Mevlid-i Nebi haftası devam ediyor. Ve bu etkinlikler kapsamında da bu yıl Yanıt İşleri Başkanlığımızın Peygamber Efendimiz ve Gençlik Teması çerçevesinde bütün illerde, ilçelerde, Türkiye'nin dört bir tarafında ve hatta yurt dışında çok farklı etkinliklere imzalar atılıyor, sempozyumlar düzenleniyor, paneller icra ediliyor, konferanslar. Sohbetler ve 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 diye uzatabileceğimiz uzun bir listede Peygamberimiz ve gençlik anlatıyor. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatı öyle bereketli bir hayat ki ne haftalarla, ne günlerle, ne aylarla, ne yıllarla ölçülemeyecek şekilde anlatılmakla tükenmeyecek bir bereketin kaynağı olan Resulullah Efendimiz'in hayatının o gençlikle ilgili kısımlarından ve bugünün gençlerine de temas edecek şekilde farklı bakışta bu hafta biz de Peygamber Efendimiz ve Gençlik konusunu ele alacağız. Konuklarımızı ben hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Sonra da önce aslı saadet'e doğru bir yolculuğa çıkalım. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gençliğini, onun ashabından gençlerle kurduğu ilişkiyi, iletişimi, o güzel manzaraları konuşalım. Sonra da bugünün gençlerine oradan nasıl bir örnek devşirebileceğiz ona bakalım istiyoruz. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Tekin hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz ve Necmi İzmet Nervakan Üniversitesi, Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Ali Öge hocamız. Hocam siz de şeref Hoş verdiniz. Oldu. Hoş geldiniz. Teşekkür programımıza. Ederim. Şimdi hemen ben Mustafa hocamla başlayayım. Hocam Peygamber Efendimizin gençliğine önce bir gidelim istiyorum ben çünkü onun gençliği, onun hayatının bütünü yani risaletten öncesi örnek olmayacak durumda değil o doğduğu andan itibaren. Onun bir örnekliği var. Üsve-i hasene oluşu itibariyle de Peygamber Efendimizin gençliğine dair hatıraları, gençliğine dair anlatılanlar tabii ki risalet sonrasından bize nakledilenlerden daha az belki ama yine de onun gençliğine dair bize ulaşan bir takım rivayetler, nakiller var. Peygamber Efendimiz nasıl bir gençlik yaşadı hocam? Ee, öncelikle e, tüm konuklarımıza hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Ee, Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir e, toplumun e, içindeydi. E, kendisinden önce devam ede gelen bir gelenek var. Hı hı. efendim. E, kendisi zamanında bir düşünce hayatı, bir çerçeve bunlara sahip. E, tüm bu bileşenlerin hepsini topladığınızda Hazreti Peygamber'in bütün hayatını, gençliğini ve Risalet sonrasında biz bu örnekliğin içerisinde tabii ki dahil ediyoruz. Önce belki şuradan başlamak lazım. Ona dair birçok şey hatıraları var ama mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci önemli örnek vereceğim şeyler birçok yani böyle kötü şeylerin peşinden gitmemiş. Evet. Mesela onun anlattığı önemli şeylerden bir tanesi e, şirkle ilgili, puta tapmayla ilgili meselelerde e, hiç e, ne diyelim korunmuş. bu yanlara doğru ya, yaklaşmamış yani yaklaşmamış. korunmuş. E, hocam bu, Anadolu'da bir tabir var ya o taraklarda bezi yok bezi yok. Hiç yok değil mi? Onu söyleyecektim de dedim biraz evet. daha kusturulur <laughs> bir cümleyle <laughs> ifade edeyim diye öyle başlayayım. Ben biraz <laughs> amiyaneleştireyim. Ha, yok ama. çok güzel yani anlaşılır bir şey. Hı -hı. yani o Hakikaten o taraklarda bezi yok yani hayatın herhangi bir aşamasında böyle bir yaşam biçimi kurmuş. Değil. Gençliğinde de bu böyle. Ve en önemlisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tabi her peygamber için söylenir de çobanlık yapmış. Evet. Çobanlık yaparken aynı zamanda kendinizde baş başa kalıyorsunuz. O çobanlığın bir sosyolojisi var değil mi? Tabi tabi o çoban çok önemli bir şey. Mesela bu bütün dilinlerde böyledir ama bir de Metaforik bir de anlamı var. Yani liderlikle bağlantılı, evet. geleceğin liderlerini yetiştiren bir şey. Ve e, sadece tabii e, bir, e, ne diyelim, gelecekte bir lider olma meselesi değil. Bunun ötesinde e, aleme dair, insanlığa dair, dünyaya dair derin tefekkürlere orada dalıyorsunuz. Evet. Yani çünkü düşünecek çok vaktiniz var. Uzun süre yalnızsınız. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok derinlikleri işte bu çabalarıyla birlikte, bu hayatıyla birlikte geliyor. Ve e, şu da önemli, ben tabi kısa, kısa geçiyorum. Lütfen Belki bunlar hocam. daha e, programlarda açılabilir. Lütfen. Hazreti Peygamber küçük yaşta e, tabi e, kaybetmişti. Baba, e, zaten babasını daha önce kaybetmişti. Annesi de daha sonra vefat etti. Bunun üzerine ilk önce dedesiyle ve sonra amcası tarafından yetiştirildi. Bu arada bir takım kervanlar, ticaret kervanlar dışarıya doğru da açılmaya başladı. Evet. Aslında bir anlamda e, işte sadece küçük bir çevre içinde kalmayıp dışarıya karşı da tecrübelerini bu yönüyle artırdı. E, ve bir de ticaret hayatına gündelik hayat da burada alıştı. Mesela bizim bunun üzerinden çıkaracak çok büyük derslerimiz olabilir. Evet. Ee, özellikle gençler ve çocuklar için ee, yani mesela bugün e, hayatı anlama konusunda hayatı bilme, hayatla içecek olma konusunda e, birçok aileler zannediyorum muzdaripler e, Bu anlamda baktığımız zaman burada önemli dersler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde. Sonra benim çok önem verdiğim yine gençliğinde e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fudul Evet. ...Mekkelilerin kurdukları bu... E, ...organizasyon diyelim... ...bu organizasyon içerisinde yer alıyor... ...ve adaletsizliğe karşı... ...mücadele bağlamında... ...gerçekten önemli işler de yapıyor... Evet. E, ...ve daha sonraki süreçte... ...şunu anlıyoruz... ...Hazreti Peygamber'e müracaatlar artıyor... ...yani bir adaletsizlik evet. olduğunda... ...mesela bir kervancı gelmiş... ...birisi parasını gasp etmiş... Evet. <laughs> ...bunun parasının geriye ödenmesi noktasında... ...vesaire ama şu oluyor... Ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde bu elde ettiği kazanımlarla birlikte e, önemli bir bilgeliğe ulaşıyor. Bu evet. bilgeliğin ilk izini de biz şurada görüyoruz. 35 yaş ihtiyarlık sayılmaz. Hı hı. Efendim Yeni e, gençlikten çıkmışsınız, işte Tabii. yetişkinliğe doğru gidiyorsunuz. Mesela orada hakemlik olayı Hz. Peygamber'in. Evet. Mesela niye gelip Hazreti Peygamberden bunu istiyorlar, hakem olmasını istiyorlar? Çünkü e, gençlik gençliği boyunca da ondan yanlış bir şey sadır olmamış, e, efendim e, kararları doğru bir çerçeveye oturmuş. Dolayısıyla ondan yardım istiyorlar. Bu üzerinde çok durulması gereken bir şey. Nedeni de yani öyle e, bugünkü e, zamanda falan e, kolay bir şey değil. Hani o yaşlarda insanlara her şeyle müracaat etmek 30, her şeyi sormak. Biz 35 yaşında bu toplumda çok nadiren insanları hakem tayin edebiliriz. Evet, ya da kesinlikle. hakem tayin edebiliriz ama yüzde yüz bütün grupların, hiziplerin üzerinde ittifakla bunun hakemliği e, makbul bir hakemliktir diyebileceği bir hakemlik 35'inde zor inşa edilir. Değil tabii. Bir de şöyle bir şey. Şöyle küçük e, bir e, ne diyelim sahne ile örnek vereyim. Lütfen hocam. Geçenlerde biliyorsunuz geçen cuma e, böyle efsane cuma diye tüketimle ilgili bir şey ilan edildi ya. Evet. De, şahane cuma. Şahane, diyor, yani diyor. ben esas ismini Black Friday diye söylemiyorum. Yani o Eyvallah. biraz da başka ideolojik şeyler de içeriyor. Ama o... E, o günkü gerek Türkiye'den gerek Türkiye dışından bazı sahneleri izlerken, mesela şöyle bir şey gözüme takılmıştı: İhtiyar bir kişi birisiyle kavga etti, bir çantayı alacağım diye. Evet. Amerika'da da bunun örneği var, Türkiye'de de örneği var. Şimdi bizim o yaşa gelmiş birisinden özenle beklediğimiz şey bir bilgeliktir. Evet. Yani daha anlayışlı davranmaktır, böyle hareketlerde bulunmamaktır mesela. Ve giderek e, bunun azaldığını görüyoruz. Evet. Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu genç yaşlarından itibaren temin etmiş ve toplumda önemli bir yer edinmiştir. Bu kolay bir şey değil çünkü bu bir sicildir. Bunu şurada görüyoruz hemen sonlandıracağım. Lütfen hocam buyurun. E, Hz. Peygamber mesajı insana yani açık e, mesaj haline getirince biliyorsunuz onları topladı Mekkelileri ve dedi ki Size şu dağın ardından bir düşman ordusu geldiğini haber versem bana inanır mısınız diye sordu. Onlara da dediler ki inanırız çünkü senin yalan söylediğini görmedik. Evet. Şimdi bu çok önemli bir toplumsal düzeydir yani Kesinlikle. diye düşünüyorum açıkçası. Eyvallah yani. hocam. Ee, Ali hocam buradan devam edelim. Şimdi e, hocamın dediği o 35 yaş yani Mekke toplumunda El-Emin sıfatının peygamber efendimizle bütünleştiği dönemde peygamber efendimiz artık Hira'ya doğru da bir tefekkür iklimine de çıkışı var. Yani evet. genç bir yaşta ama kendiyle e, ve Rabbi ile baş başa kalmak gibi bir derdi de var mesela biz bugün e, sosyal hayatta bunu e, fazlaca ıskalıyoruz e, çünkü o kadar çok üzerimize e, yani her taraftan hücum eden bir e, mesaj zinciri var ki e, bunların halkalarının arasında yalnız kalabilme e, nimetinden de mahrumuz hele ki gençlerimiz daha da bir mahrum evet. e, oradan devam edelim lütfen Tabii şimdi e, Efendimizin hayatı baştan sona e, anlatılmayla bitmeyecek güzelliklerle e, dolu. Bundan dolayı da bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor şair. Efendimizin hangi boyutuna baksanız mutlaka bizim karşımıza en güzel Üsve-i Hasen'e örnek olarak çıktığını görüyoruz. Sizin bu bahsettiğiniz mesele de aslında çok önemli. E, i̇nsanın tefekkür alemine dalabilmesi bir miktar da uzdeti gerektiriyor. Evet. Bir miktar da sadece insanın insanla olan ilişkisi değil. Rabbimizin yarattığı diğer mahlukat. Hani hocam çobanlıktan bahsetti ama çobanlığın da dışında bir tabiat var, bir çevre var, evet. bir alem var, alemler var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda biz siz gökyüzünü tefekkür etmez misiniz? Gecenin gündüzün birbiri ardında gelmesine hiç kafa yormaz mısınız? Bunda akledenler için büyük ayetler, büyük ibretler vardır gibi ifadeler aslında daha nazil olmadan önce peygamberimizin hayatında, şahsında bahsettiğiniz Hira ee, örneğinde kendisini gösteriyor. Tabii acaba neden efendimiz böyle bir e, yalnız kalmaya, tefekkür etmeye ya da toplumdan ayrı kalmaya ihtiyaç duydu? Elbette ki toplumun içerisinde gördüğü yanlışlıklara henüz peygamber olmadığı için belki de daha dini açıdan müdahale etmiyordu. İnsani açıdan müdahale ediyor muydu? Evet ediyordu. Evet, Fudur bunun örneği. Tabii daha küçük yaşta dedesi Abdülmuttalib'in kucağında, 8 yaşlarında o toplantılara katılıyor. Bu şunu gösteriyor bize. Hani 35'li yaşlara geldiğinde insanlara biz yöneticilik veremiyoruz ama 8 yaşında da böyle yetiştirmeye başlamıyoruz. Evet. İşin bir bu tarafı da bu. Aslında hilful fudul'un karşılığı bir şekilde de sivil toplum. Yani sivil toplumun içerisinde gençlerimizin güzel örneklikler ve güzel yönlendirmelere ihtiyacı var. Bunun için de ebeveynlere, anne babalara, yöneticilere çok büyük iş düşüyor. O topluluğu Efendimiz kurmadı. Ama o topluluğun içerisinde Efendimiz bir e, e, misyon icra etti. Bir vizyon kazandı. Bir e, gelecekte neler yapabileceğine dair kimlik kazandı. El-emin olma vasfında taşları teker 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 döşedi. Hire'ye geldi. Bundan sonra ile muhatap olduktan sonra aslında Hazreti Hatice annemizin söylemiş oldukları hani Efendimiz Vahiy aldıktan sonra Cebrail aleyhisselamı gördükten sonra evine dönüyor. Hazreti Hatice annemize beni örtünüz diyor. Beni bir korumaya alınız diyor. Bu, bu, bunun çok gönlü açıklanması gerekiyor bence. Neden acaba Peygamber Efendimiz beni örtünüz dedi. Neden ya eyyuhel muzzemmil ve ya eyyuhel müddessir ey örtüsüne bürünen kalk kum fe enzir ayetleri geldi. Buraya geçmeden önce isterseniz ben Hazreti Hatice annemizle Efendimiz arasında yaşanan o diyaloğun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen hocam buyurun. Çünkü Peygamber Efendimiz ee, çok büyük vahi, vahiy ile karşılaştı. Cebrail Aleyhisselam'ın o asli suretini birkaç kere görmüştü. İşte Miraç'ta görmüştü. Vahiyin ilk geldiği Hira'da görmüştü. Ve çok etkilenmişti. Toplumdan yani bugünkü gibi değil. Mekke o gün Hira, Mekke'nin uzağında bir yer. Evet. Kimsenin olmadığı bir yer. Dolayısıyla tek başınayken böyle bir e, melekle karşı karşıya kalması, vahiyle karşı karşıya kalması, ben okuma bilmem diyerek kendisini savunmaya alması belki de Psikolojik olarak düşünülmesi gereken şeyler. Ama Efendimiz Hazreti Hatice annemizin kucağında, beytinde, evinde üzeri örtülmüş. Ama konfeendir var ya, kalk ve uyar var ya. Hazreti Hatice annemizin ona sığınma ve barınak olma özelliği var ya. Zaten Peygamberimiz de aleyhisselam bunu hiç unutmamıştı. Evet. Hazreti Hatice annemizin bu duyarlılığını, bu güzelliğini hiç unutmamıştı. Ölünceye kadar vefa duygusunu Hazreti Hatice annemize karşı hiç kaybetmedi. Hazreti Hatice annemiz ona ne demişti? Korkma, endişe etme. Sen yalan söyleyen birisi değilsin. Sen hainlik eden birisi değilsin. Sen komşularına zulmeden birisi değilsin. Sen hak namına, e, haksızlıklara göz yuman birisi falan da değilsin. Senin elinden, dilinden ne insan, ne mahlukat, ne tabiat zarar görmez. Dolayısıyla bu gelen seni korkutmasın, müjdeler olsun cümleleri. Aslında hocamın o gençlik yıllarındaki edindiği tecrübenin ile taşlandırıldığında... Hazreti Hatice annemizin dilinden tescil edilmesi, ifade edilmesi ve efendimizin teskin edilmesi yönüydü. Bu açıdan da meseleye ben bakılması gerektiği kanaatindeyim doğrusu. Küçük bir ekleme Efendim? belki e, Hazreti Hatice validemizin bahsettiği sen e, işte yalan söylemesin, insanlara zarar vermesin, herkesin Burada dikkat edilirse sayılan vasıfların hepsi toplumsal insan insan ilişkilerine dairdir. Evet. Bu bence çok önemli bir nokta elbette ibadet dönemdir ama şöyle bir şey değil. Yani sen sabaha kadar namaz kılarsın, sen şöyle yaparsın ya da sen şöyle işte zik, yani böyle bir şey söylemiyor. Evet. Efendim tabi daha vahiy yeni isteriz. gelmiş ondan sonra. Bu ama şöyle hocam ama... mesela sen uzlete çekilirsin sen, heh, yani onu da demiyor. Söylüyorum. Hiçbir şey demiyor onu yani. Da demiyor. Yani insani ilişkilerdeki o güzelliklerini işaret ediyor. İnsan insan ilişkilerine dair şeyleri evet. söylüyor. Buradan tabi ileride e, belki gençliğin sorunlarını konuşurken daha e, önemli şeyler çıkaracağız. Sonuçlar çıkarmamız gerekiyor. Eyvallah hocam. Evet. Hocam o zaman şöyle... E, o ileride ileride diye programın sonuna bazen atınca onu hiç konuşamıyor, konuşamıyoruz. Ben bu ilk bölümü biraz hızlandırarak o zaman geçerim. Çünkü zaten sıkça konuşulan ve bilinen şeyler sadece bir hatırlayıp altyapı hazırlayıp sonra bugünü daha çok konuşalım istiyorum. Darül Erkam'a gidelim. Risalet geldi. Efendimizin o tertemiz gençliği. 40 yaşta aslında hani Risalet'in geldiği yaş yaşlılık da değil. Orta yaşında hatta başlangıcı yani henüz delikanlılığının Yeni bitirmiş 40 yaşında ve Efendimiz geliyor ilk çevresindeki insanlar. Darul Erkam dediğimiz bir yer var ve bu Erkam'ın evinde de Efendimiz'in etrafında gençler var. Hazreti Ali'ler orada, Zeytler orada, Caferler orada. Şimdi bu örnekleri birer ikişer hem teberruken hepsini anlamamız mümkün değil. Çok geniş bir skala orası ama mesela Hazreti Ali iman ettiğinde sanıyorum 8 ya da 10 yaşlarında değil evet, mi? Küçük daha. Ve evet. ilk iman edenlerden. Mesela o yaşta o iman iradesini ortaya koyabilmesi enteresan geliyor bana. Yani tabii şöyle e, bu Hazreti Ali'de böyle bir şey sağlayan şey hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'in büyük etkisi. Hı hı. Yani e, Hazreti Peygamber e, ilerleyen süreçte epey amcasının yanında da kalıyor ama hı hı. bu arada Hazreti Ali bir şekilde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve de temasta. Evet. Netice itibariyle e, evet yani belki hani tam bir iradeden bahsedemesek bile Eyvallah. netice itibariyle e, hani mahallede şöyle bir şey olur. E, farklı çocuklar olur biriniz de gözüne kestirirsiniz. Dersiniz ki ya bu abi çok iyi falan hani bunun evet. yanından gitmem lazım falan dersiniz. Hazreti Peygamber tam da öyle bir konum oturuyor onun için doğrusu. Hazet yani. Ali için böyle bir. Hazet yani. Ali için böyle bir <laughs> konum oturuyor. <laughs> ki. Ama kıymetli. E tabii bu, ki. Bu husus çok kıymetli. E, tabii ki. Yani şimdi e, bu e, şöyle izah etmemiz lazım. Aslında insan için bir e, bizim yakın örneklik, bir de uzak örneklik dediğimiz bir şey var. Mesela biz burada e, bahsediyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genel bir örnekliktir bizim için. Eyvallah. Ama e, bugün içinde yaşadığımız çevrede çocuk için, genç için yakın örneklikler vardır. Kimler olur bunlar? Ee, yaştaşları, biraz abileri mesela, hocaları, hmm. öğretmenleri bunun için çevre çok önem taşıyor. İşte Görmesi, görmesi lazım. Hazreti <laughs> Ali'nin o bu abi iyi bir abi diye. O yakın örneklik onun evet. için yani. Bizim için de bugün bu örnekliklere ihtiyaç var. Var. Bu belki biraz azalıyor bugün modern evet, toplumda. Evet, evet. Ee, kendi dünyalarımıza hapsoluyoruz. Tabii. Çocuklarımız da kendi dünyalarına. Evet. Bazen akademik başarı uğruna işte okul, o ev ekseninde çok ciddi evet. bir çatışmayla beraber bu abi iyi abi yanına gideceğim diyeceği bir abisi de yok yani. Evet. Çocuk çocuklarımızın böyle e bir şey tarafı var, da var. sanki e nasıl ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yani annesini babasını küçük yaşta kaybettiği zaman dedesi ve amcasının yanında yetiştiyse hı hı. Ebu Talib'in de çocukları çoktu Evet Dolayısıyla Peygamber Efendimiz evlendikten sonra yani Hazreti 25 Ali, yaşından yani sonra Ali'nin bir şekilde e, amcamın yükü ağır diyerek kendisine almıştı. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir e, yetişme tarzı var, ilişki tarzı var. Yani ilk defa namazı görüyor Peygamber Efendimiz kılarken, bu yaptığınız nedir diye sormuyor. Yani geçmişten gelen o bir ailevi yaşantı var. Yani bu çok evet. önemli bir şey. Bu şunu da gösteriyor. Yani toplum içerisindeki akraba ilişkileri içerisindeki e, ilişkileri ne kadar canlı tutar isek bu, bu etkileşim fazlalaşacak. Bugün ona da ihtiyacımız var bizim. Hazreti Peygamber Efendimiz'in orada sergilemiş olduğu bir başka özellik ve güzellik daha var. Hocam müsaade ederseniz. Tabii lütfen. E, namaz yani ibadeti gördüklerinde, gördüğünde ne yapıyorsunuz? İşte namaz, ibadet ediyoruz, Allah var vesaire. İman etmek isteyince istersen bir danış. Daha küçüksün. Babana bir sor. Yani bir sor diyerek aslında e, zihinlere... Böyle bir baskı yapmayı, geçmişte getirmiş olduğu işte belki abilik, belki akrabalık, belki aynı evde kalma babalık vasfını kullanarak da bir şey yapmak istemiyor. Hür bırakıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani bir danış. Ama Hazreti Ali'nin de sergilemiş olduğu tavır çok önemli. Yani Rabbim beni yaratırken sordu mu ki ben soracağım. Yani siyer kitaplarında anlatılan o o enstantaneyi Eyvallah. paylaşmaya çalışıyorum. Buradan bir gerçekliğe ulaşalım. Yani çocuklarımızın e, düşünme ve zihinlerini çalıştırma modlarına çok fazla baskı yapmadan hür bırakarak yetiştirmenin sonucunda doğruyu bulabilecekleri ama biz temsili olarak örneğe güzel koyar isek ortaya bulabileceklerine dair de bir uygulamayı burada görüyoruz. Ya bugün e, hocam gündüz bir e, sınavın gözetmenliği esnasında bir din eğitimi sınavında hocamız şöyle bir soru sormuş. E, i̇nanç olgusu öğretilebilir bir şey midir? Tartışınız diye. Şimdi ben siz bunu söyleyince o aklıma geldi. Yani inanç böyle baskıyla, öğretmeyle yapılabilecek bir şey değil. Siz onu e, şahsınızda temsil edilir hale getirdiğiniz zaman o zaten sirayet eden bir hal. Hz. Ali'nin yaşadığı da biraz bu aslında. Evet. Evet. Tabii ee, Hazreti Ali çok da bu e, şeyle görüşüyle aslında e, ne diyeyim devrimci bir şey. Yani düşünebiliyor <laughs> musunuz şey bir şeyi değiştireceksiniz. <laughs> bu değiş hayat tarzınızı değiştirmek istiyorsunuz yani. Evet. Basit bir şey değil. Kesinlikle. Hazreti Ali'nin e, kardeşi değil mi hocam Cafer bin Ebi Evet. Talib. evet. E, e, Ebu Talib'in e, oğullarından. O da, o, o da mesela çok enteresan e, yani 17'sinde Habişistan evet. kralının karşısında konuşup büyükelçi hocam. Bugünkü karşılığı büyük elçi oluyor. Ama bakın bunları yetiştiren, bu zihin parlaklığını veren bir muallim var, bir öğretmen var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aynı şekilde bu zihin ve düşünce ufkunu geliştiren Kur'an'ı bir bakış açısı var. Bu son derece önemli. Yani Kur'an'ın bir ismi biliyorsunuz El Furkan. Yani Furkan surelerinden bir tanesinin hı hı. ismi de o. Hakkı batıldan ayırabilme değerlendirmeyi net yapabilme, karıştırmadan, hükümleri tam manasıyla ortaya koyabilme e, melekesini geliştiren bir e, özellik kazandırıyor insana. Dolayısıyla mesela Hazreti Cafer'de bunu görüyor muyuz? Evet. evet. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh Efendimiz'de görmüyor muyuz? Görüyoruz. Hazreti Muaz daha çok genç, Efendimiz onu Yemen'e vali tayin ederken işte mesela iştihatla ilgili rey ekolünün önde gelen simalarında dayanıldığında, dayanılan Hazreti Muaz'dır. Abdullah İbni Mesud da vardır, başkaları vardır ama neden? Çünkü ya Resulallah Kur'an'da bulamazsam, senin uygularının da bulamazsam ben bir şeyi nasıl davranacağımı soruyorsunuz bana. Bu ikisine ters olmamak kaydı şartıyla Rabbimin verdiği aklı kullanırım diyor. Efendimiz buna hamd ediyor. Evet. Yani böyle bir zihin, böyle bir bakış açısı bu son derece aslında Efendimizin eğitim modeli açısından bize örneklik teşkil ediyor. Bakın ortaya koyuyor. Kesinlikle. Hazreti Bilal'e baktığınızda yani sadece hani genç deyince hı hı. E, bunların içerisinde aristokrat gençler var mı? Var. Zengin gençler var mı? Musa bin Umeyr'i görebiliyoruz. En zengin ailenin çocuğu. Köle bir genç görmek istiyorsanız. O da var. Yani satılmış, toplumda itilmiş, ezilmiş. Yani affedersiniz mal değerine düşürülmüş bir insan. Hazreti Bilal. Ama Kabe-i Muazzama'nın üzerinde ezan okuyan bir Bilal. Yerde Allah-u, ehad, Allahu Ekber diyen bir Bilal'i, Resulullah Efendimiz de Kabe-i Muazzama'nın üzerinde gel senin yerin burası diyerek değerlendiriyor. Böyle örnekleri görmek mümkün. Tüccar gençleri görmek mümkün. Hatta bilgili gençleri değil mi? Dil öğrenmesi için gönderdiği gençleri. Evet. Bütün bunlara baktığımızda Efendimiz aslında gençleri... E, Toplumu değerlendirirken tek bir katman üzerinden de gitmiyor. Gitmiyor. Ben Eyvallah sözü hocam, hocama devredeyim. İşte Bu örnekler hocam. üzerinden yolu açmış olayım isterseniz. Bir Zeyd örneği var değil mi? Bir Musab Bin Umeyr örneği var 18 yaşında Medine'ye muallim olarak gönderilen ve bir yılın sonunda ikinci Akabe Beyatı'na kadar Medine'de bütün hanelerin her birinde İslam'ın konuşulmasını sağlayan 18 yaşında yani biz bugün 18'inde işte ehliyeti ancak veriyoruz. Bu bugünün gençliğini kötülemek anlamında kullanmıyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki 15'inde, 14'ünde ya da 16'sında bizim de gerçekten hem zihin hem gönül dünyası itibariyle çok zengin bir genç kitlemiz var ama toplumun geneline baktığımızda peygamberin bizzat dokunduğu ve görevlendirdiği gençler bunlar. 17, 18, 20 yaşlarında gençler bunlar. Oradan da aslında bugüne bir örnek Geliyor. Az önce hocamızın söylediği gibi yetiştiğiniz rahliyi tedris sizi o yaşta böyle bir göreve hazırlıyor. Ya tabii şimdi buradan günümüze çıkaracağımız çok önemli sonuçlar var. Şu anlamda söylüyorum. Geçmişte de mesela daha sonraki zamanlarda bir takım alimlere, ilim adamlarına baktığımız zaman onlar da küçük yaşlarda mesela evet. hıfsını tamamlamış. İlmin belirli ana arterleri, kitaplarını okumuşlar, bir yere gelmişler ve e, erken yaşlardan itibaren kitap, risale yazarak, tartışarak geliştiriyorlar mesela kendilerini. Şimdi buradan anlıyoruz ki aslında e, alimin ortaya çıkması, bir gencin çok e, bu anlamda verimli bir biçimde topluma mal mal olabilmesi biraz toplumla alakalı bir şeydir, bizimle evet. alakalı bir şeydir. Bu alimleri de, bu insanları da e, bir ana paradigma bir çevre e, efendim e, aile mesela bunlar sağlıyorlar. Şimdi biz bunları bugünkü toplumda yapamaz mıyız? Elbette yaparız. Ama işte bu çevreyi kurmamız lazım. Bu aileyi kurmamız lazım. Evet. E, bu örnekliği sağlamamız lazım. E, dolayısıyla da bugün işte bu handikapların içinde yaşıyoruz ve birçok şeye karşı Direnç sağlamak zorunda kalıyor gençlerimizde. Yani bugün de genç olmak öyle basit bir şey değil. Tabii ki. Neden? Doğar. Çevre genişlemiş, her şey küreselleşmiş, anında dünyanın her şeyinden haberdar oluyorsunuz falan filan. Yanlış ne, doğru ne, o kadar her şey karışmış ki yani bir anda. E şimdi bunların hepsiyle ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Bir de şöyle bir durum var tabii. Bizim genç dediğimiz insan daha çok yapabilen, eylem yapabilen evet. birisi e, ee, insanda bilgi, akıl, eylem hani bunlar farklı e, birbiriyle bağlantılı süreçler. Gençlerin burada yapabilme durumları fazla. Daha yetişkinlerin ise bilebilme durumları, tecrübeleri daha fazla. Biz bu anlamda gençliği, bilgi, eylem ve akıl anlamında dengeli hale getirme çabasındayız veya çabasında olmamız gerekiyor. Evet. Yani onun eylemlerinin, davranışlarının belli bir bilgi temeline oturması, belli bir tecrübe kazanması efendim bunlar çok önemli şeyler. E, bu anlamda e, inşallah gelecekte daha iyi olur yani. O zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Aslı saadette Peygamber Efendimizin o gençlere yüklediği misyon ya da o gençlere yüklediği anlam ve onlara e, o bilgi e, evet. anlamındaki yüklemeleri o dengeyi sağlıyor idi. Tabii sağlıyor idi hem de küçükten itibaren şöyle biz e, e, nasıl söyleyeyim biz sorumluluk vermiyoruz mesela şimdi. Bu hmm. önemli bir sorun. Evet. Yani e, küçükten itibaren belirli sorumluluklarla onları büyütmemiz gerekiyor. Belirli bir üretim yapmaları gerekiyor. E, i̇şin açıkçası buna toplumda çok fazla yaptığımız işler itibariyle izin vermiyoruz gibi geliyor bana. Böyle olunca sorumluluk alma yaşı da gittikçe büyüyor. Evet. Yani şimdi benim aklıma şu geliyor hocam bir şey söyleyeceksin herhalde ama buyurun. Buyurun iki şey benim dikkatimi buyurun. çekiyor. Birincisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam güveniyor. Evet. Güveniyor yani gençlere güveniyor. Biz yapamazsın edemezsin beceremezsin. Zaten belirliyoruz yani. Evet. Yalnız. Sınırlarını biz çiziyoruz. Ya biz çiziyoruz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam güveniyor ama şöyle bir özelliği var bakın. Efendimiz insan zarrafı derler ya yani kabiliyetleri çok güzel değerlendiriyor. Evet. Kimin nerede yeteneği varsa ona göre iş vererek aslında özgüvende geliştiriyor. Şimdi yapamayacağı bir işi çocuğa verip güvenmek, mesela gence verip güvenmek aslında onu yarı yolda bırakmaktır. Tabii özgüvenli de e zedet şahsiyetini, özgüvenli, yapabilme kapasitesini köletmektir. Efendimiz bu noktada sesi güzel oluyan e Ebu Mahzure'yi mesela hı hı. değil mi? Hazreti Bilal'i sesiyle, sedasıyla bir göreve getirirken Dil melekesi kabiliyeti fazla olan bir genci orada değerlendirirken işte büyük elçi dediğiniz Musab bin Ömer gibi böyle zengin giyinmesini konuşmasını bilen birisini de orada değerlendiriyor. Bakın bunun sonucunda sadece onun hayatından bir örnek vereyim. Hani siz örnek verin dediniz Lütfen ya. Lütfen hocam buyurun. Medine-i Münevvere'de İslam'ın konuşulmadığı hanenin kalmamasını sağlayan 18 yaşındaki bu delikanlı Musab bin Ömer radıyallahu anh efendimiz Medine'nin ileri gelenlerinden birisiyle bir kabile, yani reisle muhatap oluyor. Hı hı. Muhatap olması şu. Kur'an-ı Kerim'i okuyor, dini anlatıyor, peygamberimizi anlatıyor. Tabi onları da engellemek istiyorlar. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi Musab'ın yan bulunduğu bir ortama gelip mızrağını yanına dikiyor. Şimdi bu aslında bir güç gösterisi. Meydan okuma. Meydan okumadır. Sen canına okurum ben demektir. İşini bitiririm demektir söyleyeceklerini söylüyor üst perdeden söylüyor belki nezaketsiz bir dil kullanarak söylüyor ama hani dedim ya musabın yetişme ortamı böyle bir aileden biliyor yani dili biliyor üstü bu biliyor Özgüven sahibi ve peygamber Efendimizin de güvenerek gönderdiği elçisi bunun da farkında bitti mi konuşmaların diyor bitti ona onun söylediği dilde cevap vermiyor <laughs> Onun konuşma tarzıyla mukabelede bulunmuyor. Ben sana diyor bir şeyler okuyayım da bir dinle bakalım diyor. Fussilet suresini okuyor. Fussilet suresi ayrım demek, fasıl yani ara demektir. Yani hakla batılın ayrılmasını ortaya koyan kitabın fussilet ayeti, tafsilatta ayetlerin geldiği suredir. Bunu okuyor 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 okuyor. Belli bir belki ilk 30 ayete kadar okuyunca o gelen insan Müslüman oluyor. Evet. Bakın üslup, tarz, özgüven, Bunların hepsi son derece önemli ama bu mübarek insan sahabi vefat ettiğinde de kefen bulamıyorlar. Ayakları örtülünce başı açık kalıyor, başını örtünce ayakları açık kalıyor. Hatta Peygamber Efendimiz'e sima en sureten de benzediği için Efendimiz'i öldürdüklerini, şehit ettiklerini zannediyorlar. Öyle bir bayram ediyor muştuklar Uhud'da. Değil mi? Uhud'da. Hı hı. Peygamber Efendimiz o bu mübareğin başında geliyor ve gözyaşı döküyor. Evet. Bu kadar da vefalı, Eyvallah bu kadar yetenekleri ortaya çıkarabilme kabiliyetine sahip, güveniyor, sorumluluk veriyor, gösteriyor. Bir de temsil, Efendimiz yapmadığı bir şeyi ortaya koymuyor. Kendilerinden, yani üstte bir pozisyonda bulunmuyor. Bir pikniğe gidilirse, çöp toplanacaksa, odun yakılacaksa, sofra serilecekse ben de varım diyor Efendimiz. Dolayısıyla Eyvallah. iç içe. Eyvallah hocam. Mustafa hocam az önce güveniyor deyince benim aklıma Hazreti Ali örneği geldi hocam yine. Hazreti Ali işte 8 yaşında Müslüman olduğunu düşünürsek 13 yıl sonra hicret yıllarında 21-22 yaşlarında oluyor ve Hazreti Peygamber evinde kendi yatağında müşriklerin kendilerine emanetlerini ona bırakıp gidiyor. 21 yaşında, 22 yaşında bir delikanlı bütün bir şehrin size emanet edilen emanetlerini ona devrediyorsunuz. Evet. Şimdi o güven, Hazreti Ali'ye peygamberin duyduğu bu güven, güvenin Hazreti Ali'de uyandırdığı özgüveni mesela ben düşünemiyorum. Evet. evet. ve Hazreti Ali o gün o gece yatakta en rahat uykusunu çekiyor. Kendisi öyle söylüyor ve sonra da işte ertesi gün emanetleri yerine dağıtıyor. Bu güven Evet bir de tehlikeli bir iş. Çok tehlikeli <gülüyor> <elinde>. <gülüyor> Yani nihayetinde hayati bir risk var. Yani, yani ucunda da, ölüm var. Tabii. Şimdi e, tabii e, bu niye böyle? Ben mesela şuralardan bazı örnekler vereyim. Buyurun hocam Bazen e, hani biz evlenme yaşının yüksekliğinden falan bahsediyoruz. Hı hı. E, yani işte bu bugünkü yetişme tarzlarıyla, yetiştirme tarzlarıyla son derece bağlantılı bir şey. Şöyle ki... E, Mesela biyolojik anlamda ergenliğe erme yaşı 15 biyolojik evet. olarak ee, evlenme yaşı 18 yani fakat e, bu yaş oranı gittikçe de yükseliyor. Evet. Ben mesela orada şöyle bir e, kavram kullanıyorum sosyal ergenlik diye hı hı. yani bizim evlendireceğimiz çocuğumuza acaba hayatı kurma. <laughs> Hayatını idame ettirme, bir ailenin yükümlülüğünü üstlenme anlamında 18. yaş yeterli bir yaş mıdır? Evet. Yani sosyal ergen oluyor mu? Oluyor mu? Ee, oluyor mu hocam? Pek olmuyor. Yani <laughs> bugün Sosyal ergenlik yaşı daha mı yüksek? Daha yukarıya gidiyor. Bu niye böyle oluyor? İşte bizim aile, yani çocukları yetiştirme biçimimizden kaynaklanıyor. Şimdi bir tarafta 20 yaşında sizin tehlikeli işlere verdiğiniz. Ondan sonra bir kocaman şehrin emanetlerini kendisine tevdi ettiğiniz bir insan var. Öbür taraftan ise bazen pazara gönderseniz acaba bir şey alır mı, almaz mı diye veya bir işi yapar mı evet. diye tereddüt ettiğiniz bir insan var. Bu ikisi arasındaki mesafe çok fazla yani hakikaten fazla. Hocam peki bu yani nedenlerden bir tanesi dediğiniz gibi işte ailenin o sorumluluğu yükleyip evet, evet. o yükümlülük altına onu sokmuyor olması. Bunun başka nedenleri var mı? Yani e, bu aile içinde bir şey mi yoksa toplumun genelini mi Toplumun de... genelini ilgilendiren bir şey. Mesela şöyle örnekler verelim şimdi günümüzde. Eee şimdi e, ilkokul önlerinde rastladığımız manzaralar bunlar. Hı hı. Anneler, özellikle anneler, babalar çocuklarını okula gönderiyor, götürüyorlar. Hadi diyelim ki yeni başladığında birkaç zaman anladık bunu. Evet. Ama bunu ileriki zamanlara devam ettiriyorlar. Hatta çantalarını taşıyorlar. Çocuk mesela annesinin babasının arkasında rahat rahat geliyor. Annesi mesela çantasını taşıyor. Hatta biz şunları da görüyoruz. Teneffüs aralarında anneler orada o aralarda içeri girip de çocuğunun ağzına bir şeyler veriyor falan. Evet. Yedirmeye çalışıyor evet. falan. Şimdi bu çocukta bir güven duygusu gelişmez. Sorumluluk, sorumluluk duygusu sorumluluk gelişmez. Hiçbir şey gelişmez. Yani burada yapıp evet e çocuğumuzu koruyacağız uzaktan takip edeceğiz. Ama bazen de mesela çocuk hani bir şey talep eder, şunu yapacağım der. Siz nasihat edersiniz evladım şöyle evladım böyle ama bazen de hafiften bir duvara toslamasına izin vermeniz lazım kontrollü bir biçimde. Yani onu tecrübe etmesi de lazım bunu küçüklükten evet. itibaren. Eyvallah. Yani bizim uzaktan kontrol dediğimiz şey olmaz. Yani bu müthiş bir güvensizlik sağlıyor. Hani ileri düzeyde böyle bazı fobiler bile oluşur çocukta. Tabii. Hani kendine güvensten bir de bazen şöyle oluyor bu durum tersi bir şeyi de ortaya çıkarır. Ee, çocuklarda altı boş büyük bir kendine güven. Evet. Altı boş ama yani. Evet. Yani gereksiz bir özgüven. Gereksiz bir özgüven <laughs> bu ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü şeyi sağlamıyor. Yani e, neden? Çünkü her ver istediğini veriyorsunuz, şımartıyorsunuz, falan, şöyle yapıyorsunuz, böyle Balon. yapıyorsunuz. Balon oluyor yani. Evet. O Çocuk kendinde Valla aşırı bir özgüven eyvallah. sahip oluyor bu sefer. Hocam izleyicimizden gelen bir soru var. Onu da ben size yöneteyim. İsa ediyor diyor ki Musab Bilal radıyallahu gençler yetişirken öncelik neydi? Şimdi güncel modern toplumda biz gençlerimizi yetiştirmede önceliğimiz ne olacak? Tabii şimdi şöyle. Bizim bir sonraki bölüme geçiş sorumuzu da izleyicimiz burada söylemiş olalım diye. Ee, evet güzel bir soru. Ee, bir kere yani biz bugün nicel olanı Merkeze almışız bunu önemsemişiz hı hı. ve e, çocuklar küçükten itibaren iyi bir meslek sahibi olmaları yüksek gelire sahip olmaları e, dünyada iyi bir yaşam sürmeleri bu iyi bir yaşam tırnakçı da söyleyeceğim hı hı. bir şey e, içerisi çok açılabilir ama netice itibariyle hepsi nicel bir yere oturuyor e, böyle olunca önceliklerimiz farklılaşmış. Bu aslında muhafazakar olan olmayan bütün ailelerde geçerli bir durum. Maalesef evet. böyle yani. O çok ayırt etmiyor bunu. Fakat şimdi bir toplum değerlerle inşa olunur. Ve bu değer e, küçüklükten itibaren ailenin içerisinde örnekliklerle verilir. Yani şöyle bir şey. Ben çocuğuma sürekli nasihat ediyorum değil. Babanın bunu önce göstermesi gerekiyor. Annenin göstermesi lazım. Çocuğun komşuda görmesi lazım. Çevrede görmesi lazım. Ee, orada değer merkezli bir inşa yapıyorsunuz. Hayata bir bakış, bir perspektif geliştiriyorsun. Hayata böyle bakman lazım diyorsun. Evet. Halbuki bizim yani ben bugün herhangi bir şekilde yani yetiştirdiğimiz toplumda bu küresel bir problem yalnız. Hayata bir bakışımız var mı? Ondan da çok emin değilim yani. Yani yani o gençlere verebileceğimiz bir bakış açımız bizim var mı? Ondan emin değiliz. Bizim iyisi. yani herhangi fark etmiyor, farklı ideolojileri de fark etmiyor. Ben bazen şunu da mesela önemsiyorum. Birisi farklı bir ideolojide olabilir. Eğer onun farkındalığına sahipse bu bile önemli bir şeydir yani. Evet. Oradan geliştirebilir netice itibariyle. Çünkü hani Hazreti Ömer radıyallahu an veya diğer bir takım sahabeler, insanlar da Hazreti Peygamber'in mesajına kulak vermeden önce ee, evet başka bir yaşam tarzına sahiplerdi ama hayatta önem verdikleri bir değer vardı. Yani mesela e, Müslüman olmadan önce e, nelere önem veriyorsa... Evet, Müslüman olduktan sonra ona da önem vermeye devam ettiler yani. Ben böyle bir bence... hadis hatırlıyorum hatta Hı. hocam. Cahiliye'deki şereflileriniz İslam'da da Şerefli. şereflidir Tabii. değil değil Tabii. mi? Tabii. Ya o değer eksenliği bakan hayata İslam'da da böyle bakar ve sağlam Müslüman olur. Tabii siz karşı yani karşıdakini bir insan olarak görüyorsunuz, bir değer olarak görüyorsunuz. Bunu bugün bu ideoloji adına böyle görürsünüz. Yarın bu değiştiği zaman Müslüman bir bakış açısından baktığınızda onu öyle görmeye devam edersiniz. Yani, yani bugün o zaman bizim izleyicimizin sorusuna cevap niteliğinde değer eksenli bir bakış evet. açısını yeni nesillere aktarma evet, evet. problemimiz Çoğunlukla değerler de bu nicellik yani sayısal ondan sonra çok para kazanma iyi bir yaşam tarafından tekrar belirleniyor hayatın içerisinde. Buna göre bir dönüşüme uğruyor. Eyvallah hocam. Evet. Ee, i̇çi boşalıyor. Yani bizim kavramlarımızın e, adı kalıyor ama içi boşalmış oluyor. Dolayısıyla biz o kavramlarla aslında bir şey vermemiş oluyoruz. Bu evet. büyük bir problem. Yani, yani mesela değerler eğitimi diye projelerimiz var, evet. e, pek çok şey yürütüyor ama e, onun bile içinde bir e, boşluk olduğunu hissediyoruz bu arada. Tabii değerler bakıyoruz. eğitimi şöyle, okulda bunu verdiğiniz zaman sadece bu. Ee, örnekli olmazsa propaganda yani, olur. Yani e, fizik alalım. kimyadaki e, formüller gibi, gibi oluyor. Gibi olur biraz. Gibi, yani malzemeler. Evet. Şimdi bir... mesela şöyle çok özür dilerim hocam. Şeyi tekrar Buyur yani hocam. bugün mesela bugünlerde sıkça düşündüğümüz bu tüketim alışkanlıkları üzerinde. Mesela kanaat kavramını kaybettik. Hani bunu bir değer evet. olarak söyleyeceğiz. Evet. Mesela Şimdi kanaat kavramını bir gence söylediğimizde nerede bulacak mesela? Evet. Ailemizde bizde nerede bulacak, toplumda nerede bulacak? Yani Bir de şöyle bir şey hocam, kanaat kavramını o gence birkaç saatlik gerçekten çok keyifli bir seminerle de anlatalım veya dersle. Mümkün, mümkün. E, o genç de çok keyifle dinlesin ama üçüncü saatin sonunda örneğini görmediği bir şey kaldı ki bizim toplumumuz özellikle uzmanların ifadesine göre işte %10'u işitsel, %10'u görsel, kalan %70-80'i ise daha dokunmaya dayalı bir yani örnek görmeye dayalı bir zihin yapısına sahibiz. Biz işitsel ve görsel manada destekliyoruz ama diğer kısımları maalesef aktaramıyoruz. Bir de şöyle Hocam bir problemimiz öyle. var bence. Yani biz o İslami değerler dediğimiz, bize ait değerleri 3 saatte verdikten sonra balonlaşıyor, yok oluyor. Evet. Toplumda etkisini göstermiyor. Neden? Ben şöyle düşünüyorum. Burada köklü bir zihinsel değişime ihtiyaç var. Çünkü biz tüketim toplumunda yaşadığımız için üretemiyoruz ve kullanıyoruz, atıyoruz. İhtiyacımız kadar, menfaatimiz kadar elbisemizi giyiyoruz, elbis, bir işimiz bitince çöpe atıyoruz. Değerleri ve bilgiler de böyle. O sınıfı geçinceye kadar, o ayki değer eğitimini bitirinceye kadar yapıyoruz ve atıyoruz. Ama bunun temelinde suç hocada mı, öbüründe mi aramayalım. Bence ee, yaşadığımız modern çağın getirmiş olduğu zihin problemi bu. Zihnimizdeki algı bizi bu hale getiriyor. Yani biz bu neden buna yaklaşacağız? Neden böyle bir şey yapacağız? Ticaret yapıyoruz. Evet. Kimliğimiz e, İslami bir kimlik ama amellerimiz yaptığımız işler tamamen bir e, örnek olsun diye söylüyorum Yahudi mantığıyla bir ticaret dönüş dönüşüyor. Yani ailemizde çok liberal bir baba tipi ortaya koyabiliyoruz. Halbuki namazdan gelmiş olabiliyoruz biz yani namazdan geldikten sonra bu böyle olabiliyor. Ee, bu örnekleri çoğaltabiliriz yani bir yerin idaresinde çok baskıcı yani despot, komünist bir yaklaşım sergileyebiliyoruz biz. Ama bu bize yakışmaz. Bu neden Bence burada, Hani e, çocuklarımıza, gençlerimize, şahsımızı oluştururken kendimizdeki bu e, zihin olgusunu, zihni oluştururken İslami zihin dediğimiz, e, tefekkür dünyamızı, Kur'ani bakış açısı dediğimiz şeyi kaybettik biz. Dolayısıyla biz aslında e, orada test etmediğimiz, orada şekillendirmediğimiz e, değerleri başka bir e, iç, içerikle ismi Kur'an'da geçse bile emre bil maruf olsa bile belki mesela hı hı. diyelim ki e, adalet olsa bile ama adalete bakışımız yamulduğu için ismi önemli değil, içi boş olduğu için sonuç üretemiyoruz. Seyircimizin sorusunun bence püf noktası burada. Yani nasıl bir e, hareket tarzı geliştirmeliyiz ki Musab İbni Umeyr gibi bir e, genci yetiştirebilelim? Önceliğimiz ne olmalı? Elbette ki eee e, dünyevi kazanımlarla ilgili bir takım e, sorumluluklarımız da var anne baba olarak. Bunlar ama dünyevileştiğimiz kadar da uhrevileşmiyoruz. İlmileşmiyoruz. O dengeyi kuramıyoruz. Ve bunun için de çaba gayret sarf, et, sarf etmiyoruz. Ya da sarf ettiğimiz çabalar görüntüde surete kalıyor. Yani günü kurtaran pratisyen şeyler oluyor. Bir uzmanlaşma buralarda oluşmuyor. Bu dolayısıyla bence burada e, zihin oluşumunda e, sıkıntılarımız var. Yani şöyle hocam, o zaman e, dinin inşa ettiği dünyayı e, tabiri caizse bir mağaziye benzetirsek vitrin kısmını çok güzel süslüyoruz. Bu vitrinde her şey yerli yerinde Bakın, ve dükkan önünden çok özür geçen dilerim. evet. E, bu bahsettiğimiz şahıslar Musab bin Ömer olsun, Muaz bin Cebel olsun, Hazreti Bilal olsun vesaire. Onların oluşumunda ibadet yokken bu duyarlılıklar gelişti. Evet. Yani şimdi biz çocuğumuza namazı emretsek mesela. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Yapmamız da gerekiyor, göstermemiz de Yapıyoruz gerekiyor. Yapıyoruz da. Teşvik etmemiz de gerekiyor. Ama o zihin dünyasına yani o bakış açısına namazdan önce ulaşıyor o çocuk. Dolayısıyla namaz onun artık miracı oluyor, zevki oluyor, namaz vazgeçilmesi oluyor, namaz onun hayatının her şeyi haline geliyor. Ama burayı boşalttığınızda surete namazı ortaya koyduğunuzda bu sefer o namaz o çocuğun evet. hayatını şekillendirmiyor. Bu yani, defa ibadetten beklenen. Kötü arkadaştan onu koymuyor. Evet. Ee, yanlış fikirlere karşı bu bana yakışmaz. Onu korumuyor. Aynen böyle bir şey oluyor. Bunun temelinde böyle bir e, zihinsel altyapıda yaşam kültürünün getirmiş olduğu bakış açıları var. Ticarette başka örnekler verebiliriz. Siyasette verebiliriz. Bir zihniyet inşası problemimiz var. Bence problem burada yatıyor. Hocam. Efendimizin üzerinde durduğu aslında Mekke dönemindeki o tevhid düşüncesi yani şirkten kurtarıp insanları tevhide sadece Allah'a varlığın yaratıcısının birliğine ulaştırma fikri, sorumluluk ahirette bir hesap verebilme fikri ve bunları sağlarken bir aracı peygamber, öğretici, muallim. Yani tevhid, risalet, ahiret üçlemesi. Bu, 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 zihin dünyasının oluşmasını eğer biz gerçekleştiremezsek çocuk namaz kılıyor ya da yaz kursuna gidiyor ama risaletle ilgili, peygamberlikle ilgili kafasında hep şüpheler oluşuyor. Deizm dediğimiz şeye gidiyor işin. Yani farklı şeyler oluşuyor. Evet. seküler bir şey. Yani ben şimdi dolayısıyla ikisini... bu zihin dünyasının, zihin algısının üzerinde çok fazla durmak ve çocuklarımızın beyinlerini, gençlerimizin beyinlerini Furkanlaştırmak, Kur'anileştirmek Zihin evet. dünyalarını inşa etmek gerektiği kanaatinde. Eyvallah Gençlerde bir zihniyet inşasına ihtiyaç var Demişti Ali Hocam Bunu inşa etmediğimiz için Dine ait olan ibadetti Ya da diğer değerlerdi Oraya geçemiyoruz bir tür. Ya da o varsa bile O bizim ahlakımızı düzeltmeye yaramıyor Gençler için Böyle bir tespitte bulunmuştu Buyurun hocam oradan devam edelim Şimdi burada tabii. Çok önemli bazı etkenler var. Ee, Türkiye son birkaç yüzyıldır modernleşme serüveni içinde bulunduğundan hı hı. dolayı modernleşme de kendi içerisinde önemli sac ayaklarına sahip. Bunlardan en önemlisi de sekülerleşme dediğimiz şey. Evet. Sekülerleşme aslında bir parçalanma bir yönüyle. Ee, hangi anlamda bir parçalanma? İşte mesela dünya ile ahiretin arasında bir parçalanma. Biz bunu şöyle izah ediyoruz. Biz de gündelik mesela dilde kullanırken Dünya ve ahiret diye kullanırız birbirinden ayrı bir biçimde hı hı. ama bizim kastettiğimiz şey mesela dünyanın ahiretten ayrı başlı başına bir gerçeklik olduğu değildir. Halbuki modern dünyanın temel mantalitesi e, cenneti yeryüzünde yaşamaktır. Evet. Yani bütün her şey burada olup biter. Bu yüzden zaten biz buna kapalı bir şey diyoruz. E, kapalı bir dünya. Mesela İslam'ın bu anlamdaki temel bakış açısı Evrendir, açık bir açık. evrendir öbür evet. tarafa doğru. Şimdi bu anlamda sekülerliğe geldiğimizde işte bunu tevhidle birlikte izah etmemiz lazım. Tevhid dediğimiz zaman biz kelime-i tevhid gibi Allah'ın varlığı ve birliği anlıyoruz. Doğrudur ama eksik. Bunun doğru. daha ötesinde tevhid bütün bu dünyanın, mesela insanın kimliğinin, kişiliğinin, insanın çevresini kuşatan, mesela benim taşın, herhangi bir hayvanın ya da işte ne varsa bizi kuşatan hepsinin referansının aynı olmasıdır. Evet. Kesret aleminde çok farklı şeyler olabilir ama bu gözümüzü kör etmemelidir. Bunların hepsinin referansı tektir. Hristiyanlık dünyası bununla ilgili problem yaşadı. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi hocamın bahsettiği bu zihniyet evet e, problemi önemli bir problem. Bu problemin kaynaklandığı yer e, Mesela diyelim ki iş hayatıyla ibadet hayatını birbirinden ayırmak, evet. birbirinden bağımsızlaştırmak. Yani ikisinin de ayrı gerçekliği olduğunu ifade etmeye çalışmak. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ben şurada örnekliğini görüyordum. bildiğimiz gibi Şuayb Aleyhisselam kendi kavmine özellikle denge, terazi, hani düzgün, adaleti bunların hepsini söylüyordu. Terazi metaforik bir anlam taşıyor bir, an, bir çerçevede. Onlar da diyorlar ki e, sana bunu şeyin mi namazın mı emre diyor evet. diyorlar. Evet. Ondan sonra evet. he, demek ki bu ikisi birbirinden ayrılan şeyler değil. Evet. Yani şimdi evet. ama biz bu modernleşme serüvenimizde maalesef bu e, zihniyet ayrışmasına doğru geldik. Ve bize gelen elektrik devreyi tamamlayamıyor. Yani ikisi farklı yerde kalmış, ayrılmış. Bunu şuralarda görüyoruz. Mesela ben bunu bilmiyordum ama e, mesela kişi e, ticaret yapıyor. Hani ben düzgün ticaret yapanlar hep e, onlar ayrı bir mesele Sorry, ama bu yani, evet. verdiğimiz önemli bir ediyoruz. şey bir örnek kötü bir örnek. Adam bir sene boyunca birçok şeyler yapıyor. Sene sonu gelince hacca gidecek diyor ki defteri bir temizleyelim diyor mesela. Şimdi defteri temizlemek bir mekanizma haline gelmiş. Halbuki şimdi mesela çekini verdiğinde bu bir söz demektir aynı zamanda bunu zamanda ödemek yani bunun arka planda tevhid'e bağlı olarak ifade ettiği anlamlar var evet. biz e, insanları yetiştirirken işte bir bir toplum böylece hani bir e, probleme düçar olduğunda o zaman her problemi kendi yalıtılmışlığı içinde halletmeye çalışıyor diyor ki namaz kılmam ayrı bir şeydir camide halledeceğim Öbürü de diyor ayrı bir şeydir, öbürü ayrı bir şeydir. Yani ben burada ticaretim yürütürüm, He. faizle kullanırım. Bu başı yaparım bir şey. diyor. Evet. Bu Ticaret yani faizsiz olmuyor. Evet. Ama beş vakit namazımı da kılmaya Kılarım da devam ederim diyor. Yani Yani sekülerlik bir dualizm öneriyor hocam. İslam'ın tevhidine Kesinlikle. karşılık evet. sekülerlik bir dualizm öneriyor. Hem zihin hem gönül anlamında ikircikli bir yapı oluşturuyor insanda evet. ve bir türlü hayatın o sizin bahsettiğiniz ayrı ayrı yapı taşlarını bir Fotoğrafın içinde bir araya getiremiyorsunuz. Tabii en önemlisi kimlik ve kişiliğinizi bölüyor. Hı hı. Bir e, burada da anmış olalım Ömer Özbay diye sevdiğim bir şair vardır. Onun bir <laughs> şiirinin başlangıç kısmı. Şiirin ismi de Jön Havariler'dir. Böyle hı hı. enteresan bir ismi de var. Diyor ki e, biz günde bin kez tih çölündeyiz. Yanımız Turisina, Sina, yöremiz Kızıldeniz. Saygımız sonsuzdur Firavun Efendimiz'e. Lakin cümleten Musa'nın müritleriyiz. Eyvah karmaşık hocam. durum bugün bu yani <laughs> bu iş <Evet>. yaptığımız nerede <laughs> ama hocam işte bu modern dünyanın getirmiş olduğu bölücülük ve parçalayıcılığın bir neticesi evet yani o zaman şöyle hocam temelde aslında bizim Müslüman genç zihninde ve hatta Müslüman yaşlı zihninde hiç önemli değil modern Müslüman zihninde o tevhidi bir gerçekleştirmemiz lazım. Kelime-i tevhiddeki la ilahe illallah e, onu kastetmiyorum. Yani la ilahe illallah Allah'ın varlığı ve birliğine dair bir şüphemiz yok zaten ama onun hayata yansıyan taraflarında ibadet ayrı, ticaret ayrı. Ama... Aile hayatı o da bir ayrı. Oruç da bağımsız ama bundan. Hepsi ayrı ayrı şeyler. Evet. Bugün en özür dilerim bugün en büyük problemimiz şu. Şimdi bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Yani bu tevhidi nasıl bu yapacağız? Tehidi, bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Şu yüzden önemli. Şimdi e, mesela diyelim ki ben hocayım sınıfa girip bunları anlatıyorum. Benim şimdi öğrenci üzerindeki tesirim ne kadar olur? Bunu değiştirelim örneği. Diyelim ki işte e, mesela bizim internet dediğimiz, televizyon dediğimiz şeyler içinde yaşadığımız küresel dünyanın tüketim toplumunun ideolojik kaynakları. Şimdi burada harcadığınız zaman çoğaldıkça sizin de aslında bir zihniyet inşası da meydana geliyor. Bunlar üzerinden. Evet. Şimdi bütün bunları sizin farklı bir bakış açısıyla Yeniden. yapacaksınız. Bu şöyle demek: Bu dünyaya farklı bir tarzda bakmak mümkün müdür? Evet mümkündür ama insanların çoğu böyle bir şey mümkün olmadığını inanıyor yani sorunlarımızın başında bu geliyor yani. Eyvallah hocam. Bugün Buyurun yaşadığımız hocam. hayatta kullandığımız modern argümanların tamamı çöpe atılmalı mıdır? Bu mümkün müdür? Yani bunları Yoksa bu... çöpe atarsak mı böyle bir şey inşa edeceğiz? Ya da bunların içerisinde değerlerimizi modern tarzda inşa ederek mi? Yeni söylemler, yeni içeriklerle ama geleneksel bağlarla bunları koruyarak mı yapacağız? Bu, bu, çok kolay bir şey değil ama çok sanki zor. olması gereken bu. Çok zor ama İslam dünyasının son bir, bir iki 200 yıldır yaşadığı bunalım ve problem de bu. Bunu aşmak için çalışılıyor hep. Ee, bu vahdeti sağlayamaz isek, yani Peygamber Efendimizin geldiği toplumda da iyilik yapan insanlar vardı. Hatta cömert olan insanlar vardı işte korumacı olan insanlar vardı. Cahiliye toplumu dediğimizde toplumun tamamı yüzde yüzü de kötü insanlardan da oluşuyor değildi. Ama Efendimiz orada bu iyiliklerin heba en mensura Kur'an ifadesiyle olmamasının yolu imandan geçiyordu. Yani inançtan geçiyordu. Bir değişim. Şimdi bizim hani kelime-i az önce söylerken la ilahe illallah derken başınca bir Geçmişte yanlış olan şeylerin inkarı söz konusu. Önce bir la diyorsunuz. Yani. Şimdi eğer biz bu ön kabullerimizi yüzde yüz doğru kabul ederek devam etmeye çalışırsak problem devam ediyor, sıkıntı devam ediyor. Bu, pay, bu, bu bölünmüşlük, bu, bu parçalanmışlık e, ibadetler arasında parçalanmışlığı beraberinde getirdiği gibi toplumda çok daha önce. Ta, tartışılmış hatta İslam dünyasında bile e, kelami tartışmalara konu olmuş imanla amelin arasını ayırmaya kadar gidiyor. Evet. Yani bu tartışmalar eğer e, siz imanla amelin arasını ayırmaya başladınız andan itibaren artık amelsizlik imana zarar vermez gibi bir pozisyona da bir İslam çıkıyor ortaya. Dolayısıyla yani e, sadece modern toplumda değil bizim geçmişimizde de tartışmalar geliyor. Demek ki o dönemdeki felsefenin etkileriyle bunlar oluyordu. İslam hep bunlara karşı bir şey geliştirmek zorunda. Ee, savunma, söz, savun, söz. Sadece savunma değil. Hep savunmada kalarak da işleri çözemeyiz. Çünkü bizim söyleyeceğim evet. orijinalliğimiz var. Evet. İslam'ın bu orijinalliklerini ortaya çıkarmamız lazım. Yani batıda olmayan ne var? İşte büyüklere saygı, anne baba hürmeti, ahde vefa gibi yani bize ait olan adalet, iyilik, mürüvvet, sadık doğruluk, vefa gibi e, terimlerimiz bizim orijinal yani orada olmayan. Dolayısıyla biz bunların üzerinde vurgu yapacağız. Ama yaparken o yanlışları da düzeltmeye mecburuz. Yani yaşadığımız çağın hocamın bahsetmiş olduğu o çağın yanlışlarına müdahale etmeden yapar isek bunu sıkıntı devam edecek. Eyvallah. Hocam tam burada bir izleyici sorumuz var. Siz Aynen. aynı zamanda alanınızda Kur'an da olduğu için bu soruyu size sorayım. Sonra hocam da yine cevap ekleme yapmak isterse ekleyebilir. Bir cami İmam Hatip hocamız diyor ki ben hem İmam Hatip'im hem de bir İmam Hatip ortaokulunda 5-6-7 sınıflarda derslere giriyorum. İmam Hatip öğrencilerin de Kur'an'a daha doğrusu din derslerine karşı da müthiş bir ilgisizlik, e, görüyorum. Çözüm için ne önerirsiniz diye soruyor. <laughs> Allah yardımcısı olsun. E, Kur'an-ı Kerim kendisini sevdirir, tazedir, güzeldir. Sadece biraz ilgiye ihtiyacımız var. E, nota endeksli e, değil, bunun bir Rabbimizin kelamı olduğu, onunla muhatap olmanın ne demek olduğunu ifade etmek lazım. Yani bir ders mantığı üzerinde gider isek vahiy mantığını, Rab'le konuşma mantığını devre dışı bırakıp dönem içerisinde 7, 8, 100, 70, 60 gibi nota endeksli bir başarı e, grafiğine yönlendirmiş oluruz. İşte bu tam da tüketim mantığına döndürür işimizi. Oysa Kur'an Allah kelamıdır, vahidir, Rabbimizin sözüdür. Bu, bu bize onunla konuşma gibi büyük bir değer kazandırır, imkan açar gibi mutlaka hocamız söylüyordur. E, Tabi bunun çok gönlü şeyleri var. Boyutları var. E, Üniversite imtihanında bir değer atfedilmediği için mesela değil mi? Evet. Öğrencilerimizin çoğu ya buradan bana soru gelmeyecek ki niye? Bakayım diyor. İşte bu benim biraz önce bahsettiğim e, zihnin getirmiş olduğu sonuçlar bunlar. Yani hocamız e, tabirimi e, mazur görün efendim. Altından girip üstünden çıkacak. Nasıl yapıyorsa dua edecek. Biz de dua edelim. Ama bir problem e, sevdirmenin yoluna bakmak. Hocam tam Doğru burada mi? o zaman buradan şunu açalım. Peygamber Efendimizin e, Peygamber Efendimiz ve gençliği konuşuyoruz. Peygamber Efendimizin gençlere bir yaklaşımı, bir dili, bir üslubu bu. Mutlaka vardı bir iletişim modeli. Biz bugün gençlerle iletişim problemleri yaşıyoruz. Yani bunu sadece İslami e, ilimler ya da işte e, Kur'an derslerine ya da başka bir derse karşı ilgisizlik anlamında söylemiyorum. Her alanda anne baba e, evet. evladıyla, öğrenci öğretmeniyle hatta işte birkaç yaş üstü e, abisi, e, birkaç yaş hemen küçüğü kardeşiyle iletişim problemleri yaşıyor. Biz buraya mesela asr-ı saadetten, peygamber efendimizin iletişiminden bir model çıkarabilir miyiz? Evet. Şimdi e, buraya geçmeden önce şu, şunu da ilave evet, etmeliyim önce. biraz önceki mevzuyla ilgili. E, şimdi manasını bilmediğimiz bir lafzı terennüm etmek çok kolay bir şey değil. Kur'an-ı Kerim Arapça. Biz Arapçanın dil olarak anlamına nüfuz etmeden bunu dille telaffuz etmemizin imani bir boyutu var. Yani ibadet dili olmasından kaynaklanan ama zorlukları da var. Yani mesela müşrik Araplar inanmasalar da bu lafzı anladıkları için dinlemek ihtiyacı hissediyorlardı. Evet. Çünkü ne dediğini biliyorlardı Rabbimizin. Şimdi ben derslerde öğrencilerimi gözlemliyorum. Eğer bir metni, bir sayfayı okuyacağız, o sayfanın içeriğiyle ilgili şöyle 3-5 dakikalık bir şey anlattıktan sonra okutmayla, onu anlatmadan sırf direkt literal metin okutma arasında e, ilgi alaka açısından farklar oluşuyor. Bu sadece sınıfta gözlemlediğimiz, belki bunun e, sınıf dışında ahlaki boyutta anlamını duyduktan sonra yansımalar farklı oluyordur. O da başka bir vaka. Eyvallah. Sınıfın dışında görmediğimiz için buna bir şey diyemeyeceğim ama mutlaka ve mutlaka e, ilgisi alakası olmayan çocukların ya imani bir şey vardır ki onu düşünmüyorum ya da böyle bir bilgi yani bu, bunu nerede kullanacağımla ilgili bir problem vardır ya da anlamını bilmediği için şimdi İngilizce bir metin siz okutsanız ben de anlamını hiç bilmiyorum e, illaki bir sıkıntı meydana gelecek burada o algıyı ve anlamı da içeriği alan bir model geliştirmenin Eyvallah. doğru olacağı kanaatindeyim. Bu son derece faydalı. Hatta ezber yaparken bile anlama yönelik ezber yapmanın ezber ayrıdır. Yani laf, lafız üzerindedir ama anlamı bilerek yapmak daha kalıcı olmasını sağlar. Bu aslında benim sorduğum soruya bir noktada Tabii. giriş olmuş oldu. Yani Tabii. dil yani ve üslupla ilgili. Buyurun hocam. Şeyde Buyurun. Yani seyircimizin sorusu Lütfen ile hocam, ilgili. Hadi. Şimdi işin gerçeği şu. Mesela ben bir şahıs olarak ...ne gibi bir sorunlara, probleme sahipsem... ...o soruyu sorarım. Burada iki türlü bir yaklaşım tarzı var. Yaklaşım tarzından bir tanesi şudur. Metinden dünyaya, hayata gidiştir. Şimdi metinden hayata gidişte... ...yani salt bunu uygularsak... ...bu durumda oradaki metnin... ...kendi içerisinde yani... ...mutlaka bir bağlamı var, oturduğu yer var. Siz bunları ifade ettiğinizde... ...bugünkü sorunlara... ...tekabüliyetini de anlatmanız gerekir. Bunu anlatmadığınız zaman... O metnin öğrencide veyahut da bir gençte karşılık bulmasını bekleyemeyiz. Boşa gider, boşluğa tabii gider. karşılığı yok burada. Şimdi bu e, burada daha çok yapılması gereken bence hayattan Metn. metne doğru gitmektir. Yani bu da şu demektir: sürekli soru sormaktır. Yani mesela e, öğrenci veya genç bugün dediğimiz bu gencin dünyasını ne oluşturuyor? Bu genç hangi kavramlar üzerinde duruyor? Neyi anlıyor, neyi anlayamıyor? Çünkü öyle bir şey var ki hakikaten hani. Aradan e, böyle çok fazla zaman geçmiş değildir ama kendi çocuklarımız var. Kendi çocuklarımıza bile bazen bir şey anlatmakta zorluk çekiyorsunuz bir evet. kavramı ki ben şey anlamda yani bu sözümün yanlış anlaşılmasını istemem şöyle bir şey söyleyeyim. Salt böyle geleneksel geleneğe çok önem veririm ama salt geleneksel söylemleri iktibas ederek bir çocuğa dinle ilgili ilgisini asla temin edemezsiniz. Evet. yani Hatta ondan uzaklaştırırsınız bile. Bizim biraz sorunlarımız buralardan kaynaklanıyor. Daha e, Çağdaş, yani Çağdaş'tan kastım günümüzde var olan anlamında bir aynı şey. Aynı dili konuşmuyoruz Ondan yani. sonra evet. Aynı yani dili bunu konuşmuyoruz. Aynı hayatı yaşamıyoruz. Aynı bakış açısına sahip değiliz. değiliz. Hatta şu var. Yani hoca Aynı yere bakıyoruz ama farklı görüyoruz. Evet. Hoca şunu anlamak zorunda. Yani genç e, gençlerin espri anlayışı ne? nelere gülüyorlar, ne gibi ya bunlar çok değişmiş durumda. Gençlikle yani. ilgili şikayet problemi aslında insanlık tarihe kadar eski bir problem. Milattan önce 3000'li yıllarda papirüslerde e, gençlerin e, durumu kötüye gidiyor. Diye şikayetlenmeler var. Eee milattan sonra da bir 2000 yıl daha yaşadık. 5000 yıldır gençlerle ilgili şikayet evet. halindeyiz. Ama bugün e, geçmişten farkı şu, bugün değişim çok hızlı. Evet. Çok hızlı öyle bir, bir tarafı var. var hani evet. şikayet tek başına çözüm değil. Değil. Bugün çok hızlı değişen bir dünya var. Bu dünyanın hızına yani önceden nesillerin arasındaki aralık işte 50-60 yıldı. Evet. Şimdi sanıyorum bu 10-15 yıla kadar çok küçüldü. Çok kısa bir şeye geçiyor. Dolayısıyla ben, kendi çocuğunuzla iletişim kurmakta zorlanıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Ben mesela sosyal medyayı falan takip ettiğimde gençler çok zeki. Yani espri anlayışlarına bakıyorum, getirdikleri şeylere farklı, bakıyorum, yazdıklarına. Yani farklı. Hakikaten farklı ama... Şimdi bizim bunlara e, ne diyelim yetişkin insanlar olarak tekabül etmemiz gerekir. Yani evet. gençlerden şikayet etmek mesele değil sadece. yani. Sizin söylediğinizde bir şey daha ekleyip tamam. hocama ben sözü vermek istiyorum. Şimdi dediniz hocam sadece gelenekselden aldığımızda sıkıntı doğuyor. Şimdi bundan 50 yıl öncesinin dünyasında torunlarla dedeler bir arada yaşarlardı. Ve dedelerden torunlara da çok ciddi bir aktarma Akış. eylemi gerçekleşirdi. Evet. Bugün bu koptu bu eyvallah. Ama bugün torunlarla dedeleri 50 yıl öncesine dönsek aynı evin içerisinde o geniş aileye koysak bu akışın gerçekleşme ihtimali yok artık yani neredeyse yok. Ee, böyle de bir gerçek var Belki yani. Sadece sevgi ve nostalji bu bağlamda kadar. olabilir. Bu kadar. Albümler açılıp çocukluğun şöyleydi. Ha, bu kadar. Şöyleydi. Zorunlu yani bağlardan kaynaklı. Yani o sevgi ve muhabbeti artırabilir. Akrabalık bağı ama aynı ortamda bulunmak istemiyor. Mesela çocuk geliyor, e, sosyal medyayı takip edecek tabii, telefondan Dedesinin yanında açıyor. Bu dedeye karşı büyük bir saygısızlık bizim evet. toplumumuzda. Dede kızıyor. Babasında sen bu çocuğu nasıl yetiştirdin diyor babası ne yapsın şimdi? Evet. Dedeye baksa ama az sonra babası da hattı, o telefonu eline alacak. O da biraz karıştıracak sosyal medyayı. Çocuktan o, o telefonu veya işte o şeyi almaya kalksa bu sefer e, çocukla da iletişimi problemli hale gelecek. E, bu sefer çocuk ona müdahale edildiği için dedesiyle aynı ortamda bulunmak istemiyor. O zaman yeni bir dil ve üslup mu keşfedeceğiz hocam? Evet. E, ve bu hayatın e, bence hayatın gerçeklerini göreceğiz. Bu dil ve üslup hocam bir de tek midir yoksa kişiye özel ya da işte küçük gruplara özel diller de mi keşfetmek zorundayız bir taraftan bakınca. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi toplumumuz çok farklı kesimlerden oluşuyor. Yani hocam işte biz de üniversitede derse giriyoruz. Bir akademik genç kesim var karşımızda. Evet. Değil mi? Üniversite gençliği diyoruz buna. Bunun dışında işte bir sanayide çalışan sanayi gençliği var mesela değil mi? Bunun dışında sanata biraz daha fazla meraklı olan biraz daha entel vesaire dediğimiz işte o türlü bir gençlik var. Dinle hiç ilgisi olmayan gençlik var. Dolayısıyla bunların her birinin konuştuğu dil, argümanlar, Giyim tarzları, kıyafetleri, bakış açıları farklı. Biz bu e, muhatap kitleyi görmeden, muhatap kitlenin ne olduğunu bilmeden bir dil geliştirmeye çalışır isek zaten burada bir problem yaşarız. Hı hı. Elbette ki o, üst, üst perdede, üst üst tarafta bir dil geliştirmeliyiz. Çağımıza hitap edecek bir dil ama bunun alt katmanlarında e, bunlar elbette ki farklı. Yani bir sanayi e, gençliğiyle konuşurken, bu dil öbür tarafa belki çok basit gelebilir. Belki orada çok şey olabilir. Anlam dünyası onların hayatına girmeyebilir. İlgileri, alakaları, zevkleri, sevinçleri, kederleri, üzüntüleri, arkadaşlıklarına varıncaya kadar onlara özel bir metot geliştirmek. Hazreti yani Peygamber'in de böyle. şahsa özel bu tür dil ve üslupları var değil evet. mi? Evet. Yani hitap ederken evet. lakap veriyor. Eyâbet Torab diyor mesela Hazreti Ali Efendimiz. Evet. Herkese bunu söylemiyor. Kişiye özel bir değil şey. mi? Hazreti Halide Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, Seyfullah diye veriyor. veriyor. Bir çocuk kuşunu kaybettiğinde mesela öldüğünde gidip ona taziyede bulunuyor mesela. Evet. Bir başkası farklı bir tarz istediğinde Hz. Osman Efendimiz yanına geldiğinde mesela değil mi dizlerine kadar ayaklarını bir şeye salmış Efendimiz e, suya dinleniyor yazın o sıcaklığında hemen geldiğinde benim karşımda çekinir utanır bu pozisyonda diye düzeli veriyor mesela şahsa yönelik onun e, neye ihtiyacı var neden hoşlanıyor nasıl hareket edilmesi gerekiyor Öyle bir iletişim tarzına efendimiz geçiyor. Buna ihtiyacımız var, doğrusu. Doğrusu, burada eğer izin verirseniz şöyle bir şey önermek Hıcanım isterim. Buyurun. Şimdi e, benim toplumda görebildiğim kadarıyla, şimdi insanlara mesela kim olur, biz de olsak yetişkin olarak birisi gelse bize salt e, bunu küçümsediğim için söylemiyorum. Yani vaz formatında, yani aktarma hı, formatında hı, bize hı. bir şey yaptığında bundan rahatsız oluyoruz. Gençler de bundan rahatsız oluyor. Burada daha çok. Ee, bir e, önce bir konuşma üslubu geliştirmek lazım. Bu konuşma üslubu da şuna dayanmalı. Bu genel toplum içinde geçerli. Bence sorular sorarak gençlerin hassasiyetlerini ve vicdanlarını uyandırmak gerekiyor. Yani evet. toplumdaki bütün insanlar için geçerli. Bir fikri olabilir. Bu fikre karşı soruyla yani e, toplumda bir sürü yanlış işler var. Onun kalben bunu benimseyip benimsemediğini mesela öğrenmemiz gerekiyor. Doğrusunun ne olduğunu sormamız gerekiyor. Biraz onu kendimiz aşmamız gerekiyor. Ondan sonra belki ona bir merak uyandırmak, bir ilgi uyandırmak. Bundan sonra buradan bir kanal olarak açıp gidebiliriz. İkincisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gençlere gösterdiği ne diyelim anlayışı bugün göstermekte zorlanıyoruz. Mesela aklımda şöyle bir örnek var. Hepimiz biliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zina etmek için gelen, izin isteyen bir genç var. Evet. Ondan sonra diyor ki bize oradan bazı kişiler de diyorlar ki sen nasıl birisin ki hani Hazreti Peygambere geliyorsun böyle yanlış bir iş için izin Allah istiyorsun. Allah'ın Resulü'nden zina için izin istiyorsun. İzin istiyorsun mesela. Dehşet bir şey. Hazreti Peygamber onu yanına oturuyor, oturtuyor. Diyor ki diyor aynı şeyi diyor senin annen için isteseler diyor. Var mı annem? Var. Kız kardeşim var mı var onun için isteseler mesela tez razı olur musun diyor olmam diyor. Bir vicdan uyandırma meselesi. Hı hı. Diyorlar ki muhtemelen diyor senin zina yapmak istediğin de diyor annesi vardır, babası vardır, işte şu vardır, bu vardır. Yine, Onlar yine. da diyor buna annesi, razı olmazlar. Annesinin olmaz. kardeşidir, birinin kız kardeşidir. Yani şimdi e, o, o kadar güzel bir şey ki mesela diyelim ki ben soruyu şöyle değiştirdiğimde Bugün karşımıza gelen herhangi bir iş çok mesela alkol almak için bizden izin istese mesela çocuğumuz istese biz ona nasıl davranacağız mesela? Evet. Değil mi? Ya bu toplumda karşılaşabileceğimiz bir şey bence önemli bir örnek. Ben bu örnekten şöyle bir şey de çıkarıyorum. Dur Çünkü da. örneğin devamında Peygamber Efendimiz o gencin kalbine elini koyuyor evet. ve dua ediyor ona. Ya Rabbi bu genci bağışla ve bunun uzuvlarını muhafaza et diye. Şimdi gençlere dua etmek hocam. Evet anne baba ebeveyn olarak bu çok önemli. Bir de mesela böyle bir birisi geldiğinde ne yaparız dedi hocam. Ben üç soru soruyorum. Diyorum ki siz böyle bir günah işleyecekseniz yani bunu günah kabul eden, buna günah diyen varlığın yani Rabbimizin görmediği bir yerde işleyin bunu. Mesela ben bir şey yapmayın diyesem, yasaklasam, siz de benim gözümün içine bakarak onu yapsanız, ben sizin gözünüz içine bakarak sizin sevmediğiniz bir şey yapsam hoşlanmazsınız. E, Allah'ın görmediği bir yer yok diyor. Peki diyorum o zaman, madem ki bunu yapacaksınız, Rabbimizin verdiği nimetleri kullanmadan yapın. Çünkü o bunu istemiyor. O da yok. <laughs> bunu istemiyor, İstemediği, yasakladığı bir şeyi onun verdiği nimetleri kullanarak yapmanız ne kadar doğru? Bu, bu da mümkün değil. Üçüncü bir soru soruyorum. Bunlara gücün yetmiyorsa Cenab-ı Hakk'ın mekanının dışında bir yerde yapın bunu. Biri benim evime misafir gelecek mesela. Benim yapma dediğim bir şeyi yapacak. Namusuma göz dikecek Allah muhafaza. Elini uzatacak hırsızlık yapacak. Ne yaparsınız? O eli kesersiniz yani. Kırarsınız. O gözü kapatırsınız. İşte Rabbimizin mekanı olmuyor. E de bu da mümkün değil. O zaman aslında düşünürseniz diyorum mesela gençler. Nasıl bir günah işleyebilirsiniz? Zor bir şey aslında. Evet. Düşündüğünüz zaman zor. Ama düşünmediğiniz zaman işte bu da ne irfandır diye hani şiir var ya evet. Allah korkusu insanlara bunu bunu kazandırabilmek son derece. Eyvallah. Bu dili Bu, bu tabi. Şöyle bir şey hocam. Bu eğer e, şimdi diyelim ki biraz kişi de bunlarla ilgili bazı kavramlar hassasiyetler geliştirmişse bunları sorabiliyorsunuz. Tabii ki. Ama diyelim ki ortada ben biraz da şöyle düşünüyorum. Ee, bu tip bir ortamda yetişmemiş, çok farklı gençlerin olduğu bir ortamda ee, işte bu dediğimiz yani bir insan bir vicdan taşıyor. Onaylamadığı. Çünkü Resulullah'ın benim de çok dikkatimi çeken şeytanımı tanımı vardır. İyilik nedir, kötülük nedir evet. dediğinde diyor ki kötü şey e, razı olmadığımız ve insanın diyor kalbinin, vicdanının onaylamadığı şeydir diyor. Kötü evet. gördüğü şeydir. Bu aslında normalde subjektif bir şeymiş gibi görünüyor. Ve bir Ama, insanların öğrenmesini istemediğin şey. Kesinlikle evet. Hem insanları önemli. da öğrenmesini istemiyorsunuz bir de kötü olarak gördüğünüz bir şey. Bu evet. ne demek? Aslında biz Allahü Teala dışarıdan bize bir takım bilgilerle destek verdiği gibi içimize de öyle bir şey koymuş ki bir nokta. Hepimiz aslında subjektifmiş gibi görünüyor. Hepimiz de ayrı ayrıymış gibi görünüyor. Fakat ortak olarak bir evet. araya gelip tecrübemizi paylaştığımız zaman benimsemediğimiz birçok şeyin buradan evet, ortaya çıktığını görüyoruz. Ben bir şey daha çok özür dileyerek. Hocam son 12 dakikaya giriyoruz. Öyle mi? Bu arada tamam. biraz da bu gençlerin hani e, dine karşı mesafeli evet, duruşu evet, o, evet. yani hani oraya, o deizm işte. denen bir mesele var. O tabi uzun bir tamam. program şeyi ama oraya da girerek bağlayalım tamam. diye o yüzden tamam. araya giriyorum. Tamam. Buyurun. Ha. Buyurun, buyurun. Yani şey e, şunu da söyleyecektim. Hazreti Peygamber e, işte Enes onun yanında kalıyor ya Hı -hı. Ondan sonra onun yanında yetişiyor. Galiba 9 yıl kadar kalmıştı zannediyorum. Evet. Hazreti Peygamber peygamberimiz diyor bana niye şunu şöyle yapmadığın bir şey için yapmadın ya da yaptın diye. Yani illaki ama evde onu eğitmiş çok büyük bir sabırla. Yani bu var ya kolay bir şey değil. Kesinlikle. Kendi çocuklarımıza bakalım. Yani bu da önemli bir şey. Süreç olarak. Evet. E, Hazreti Enes'le ilgili yeme ortasından yemek istemiş. Sol el yemek istemiş. Mesela müdahale Tabii etmiş ama çok nezaketli müdahale etmiş. Yani yönlendiriyor, yönlendiriyor yine, yine. Yönlendiriyor. ama şey yapmıyor e, yani e, Hazreti, çocuk durumuyla mesela Hazreti Peygamber yanından ayrılmak istememiş yani. Evet. <laughs> o zorlama yok yani. Biraz önceki mevzuyla ilgili e, Hani e, e, altyapısı olmayanlarda bile mevcut bulunan İki e, önemli Rabbimizin verdiği nimet var diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi akıl. Bunun üzerinde durduğum için üzerinde durmayacağım. İkincisi fıtrat. Çünkü her insan fıtrat üzere doğuyor. Fıtrat da o kirlenmemiş, dokunulduğunda Rab'le olan ilgiyi kurabileceğimiz mekanizma. O fıtrat eğitimi yani fıtri olan şeyler üzerinden hareket edersek belki dini altyapısı olmayanlar da bile işte o zina eden gence Efendimizin göstermiş olduğu şey yaratılışla ilgili yani anne baba hilkatle ilgili, fıtratla ilgili şeyler üzerinden hareket etmişti. Çünkü o gencin muhtemel namaz bilgisi de yoktu, zekat bilgisi de yoktu. Ramazan orucundan da bir haberdi. Dolayısıyla bu fıtrat eğitimi ve akıl dengesini iki, iki güç arasında bir bağ kurabilirsek sanırım bir problemler biraz daha azalacak. Hocam bir, bir izleyici şey. sorusu var onu sorayım. sonra.